Ahmet Kurt kimdir? Suç örgütü lideri Ahmet Kurt ve çetesi çökertildi mi? Son zamanlarda organize suç örgütlerine yönelik mücadele yoğunlaşmış durumda. Bu kapsamda Adana merkezli geniş çaplı operasyonlarda Ahmet Kurt'un başında olduğu suç örgütü dağıtıldı. Peki Ahmet Kurt kimdir ve çetesi hangi faaliyetlerde bulunuyordu? İşte olayın tüm detayları ve perde arkasındaki gelişmeler. Ahmet Kurt kimdir ve Ahmet Kurt'un çetesi çökertildi mi? soruları son günlerde birçok kişinin dikkatini çekti. Adana merkezli kuyu 17 operasyonu bu sorulara cevap niteliğinde oldu. Ahmet Kurdun liderlik ettiği suç örgütü çökertildi ve işte bu operasyonun tüm ayrıntıları. Ahmet Kurt kimdir? Adana merkezli olarak Adana, İstanbul, Malatya ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen kuyu 17 operasyonunda Ahmet Kurdun başında olduğu organize suç örgütü çökertildi jandarma tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda örgütün lideri kurdun da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığı İdel Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın işbirliğiyle adına İl Jandarma Komutanlığı, örgütün nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, silahla tehdit ve 6136 sayılı kanuna aykırılık gibi suçları organize bir şekilde işlediğini ortaya çıkardı örgüt, kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara cezalar keserek mallarına el koymuş, bu malların zorla başkalarının adına geçirilmesi ve bu işlemlerden komisyon alınması gibi yaza dışı faaliyetlerde bulunmuştu. Operasyonlar sonucunda av tüfekleri, alacak verecek defterleri, mağdurlarla yapılmış satış anlaşmaları ve zorla imzalatılmış dilekçeler ele geçirildi. Bu bulgular, suç örgütünün nedenli geniş çaplı faaliyetler yürüttüğünü gözler önüne serdi. Ahmet Kurt kaç yaşında, nereli? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu Kuyu 17 operasyonu ile Ahmet Kurdun başında olduğu çete çökertildi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çetenin organize bir şekilde nitelikli yağmak, mala zarar verme, kasten yaralama ve silahla tehdit gibi suçları işlediğini belirtti. Ayrıca Çetin'in kurduğu sözde mahkemelerde mağdurlara cezalar vererek zorla mülkiyet transferi yaptığı ve bu işlemlerden kazanç sağladığı tespit edildi. Operasyon sırasında alt tüfekleri, alacak verecek defterleri ve zorla doldurulmuş mağdur dilekçeleri ele geçirildi. Sütüstü üstü yakalandılar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ahmet Kurdun'un yönettiği organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Adana merkezli olarak 4 ile gerçekleştirilen baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı.